bow bow, a kitchen bow, chip chip chim bow bow, a kitchen bow, chip chip chim bow bow, a kitchen bow, chip chip chim bow bow. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Bu bölgeyi bize tanıtır mısın lütfen? Çok güzel bir doğa var burada. Şey, keçiler var. Harika bir ortam. Burayı tanıtır mısınız? Bu yol nedir? Daha sonra bu sanayiye geleceğiz. Denizli ili Tavas ilçesi. Horasan'ın mahallesi ana yolumuz. Ve de burada Kıryanı dediğimiz bir mevkiimiz. Sarnıç da tarihi eser olarak gündeme geldi. Fakat şu anda yıkılmak üzere gördüğünüz gibi. Oraya bir geleceğiz şimdi. Hocam bu sarnıçla ilgili bir de kısaca bilgi verir misiniz? Evet, bu sarnıç bu Tavas bölgesindeki önemli sarnıçlardan bir tanesi. Çünkü bu sarnıç yapımında harç kullanılmamış, sadece kil kullanılmış. Ve en kalın duvarları olan sarnıç bu sarnıç. Gezdiğim sarnıçların içerisinde de ihtimaldir ki yapı bakımından, mimari açısından, konumu bakımından en eski sarnıçlardan. Yani yaklaşık ne tarihliyorsunuz? 300-350 yıllık sarnıç olma ihtimali büyük bu sarnıcın. Çünkü yıpranması da çok fazla bunun. Bir de buna benzeyen Tavas'ın girişindeki Çamarak sarnıcı ve bu Abbakbil sarnıcına benziyor. O sarnıçlar da aşağı yukarı o tarihlerde yapılmış sarnıçlardır. Zaten bu sarnıç Tavas bölgesindeki en yıpranmış sarnıçlardan bir tanesi. Peki Muhtar Bey, şimdi bu sarnıcı gördük. Bu bizim bir kültürel varlığımız. Önemli, yarına taşımamız gereken bir olay. Ve görüyorum ki şu an bu gerçekten şu an çökmek üzere, bitmek üzere bir sarnıç. Siz muhtar olarak neler yaptınız? Ne söylemek istersiniz? Benim muhtar olarak yapabileceğim her türlü resmiyetini yaptım. Yani Ankara'ya bakanlığı gitti. Koruma altında değil mi? Koruma altında. Koruma altında belki bir sene oldu alınalı. Şu anda en son Denizli Büyükşehir kurmuş olduğu KUDEP var. KUDEP ilgileniyor şu anda bu sarnıç. Kültür varlıklarını koruma gibi bir şey. Evet, öyle bir büyük şehrin. Ayın 18'inde bir kurul varmış. Kuruldan geçtiğinde, yani o da şüpheli yani. Yani gördüğünüz gibi Allah'ın izniyle bu kışa da getirirsek sarnıç diye elimize bir şey kalmayacak yani. Bu son anlarını yaşıyor. Yani, kaç yıldır uğraşıyorsun? 1,5 yıl mı oldu? Ben muhtar olaldan beri ilk haftasında başladım bu sarnıca. 1,5 seneyi geçti. Daha bir adım yol alamadım. Yapamama sebebi nedir? Yani 350 yıllık bir kültürel varlığımız, önemli bir kültürel varlığımız, bizi anlatan bir kültürel varlığımız neden yapılamıyor? Tarihi eseri koruma diyor işte biz yapamıyoruz, işte bizim bütçemiz yok. Büyükşehir diyor ki önceden şey yapıyordu, özel idare yapıyordu, şimdi o da yapmıyor. İşte Büyükşehir bünyesinde kurulan bir KUDEP var. O diyor işte biz yapacağız ama işte bizim de bütçemiz yok, işte kuruldan geçecek. Bırakın ben diyorum kendi imkanlarımdan, köyün halkın imkanlarıyla yapalım diyoruz. Hayır siz dokunamazsınız diyor, bu kültür varlığı, bunu biz yapacağız diyor. Buyurun yapın, işte prosedür uygulayıyoruz falan filan. Yani böyle kimse yapılmasın, kimse dokunmasın ama evet, kendi kendine yıkılsın mı anlayışı? Vallahi öyle gibi bir şey yani, hani kimse dokunmadan yıkılsın da biz de bu işten kurtulalım der gibi bir şey. Yani en azından bir sahibine bilelim yani, bunun sahibi kimse. Sahibi Horasan'ın köyü ise Horasan'ın köyü yapsın. Bunun gibi bu güzel, önemli bir örnek. Hocamız da söyledi. Bunun gibi herhalde Denizli'de 50'ye aşkında böyle yıkılmakta olan, yıkılacak olan sarnıç var. Bir an önce bunun çözüme kavuşması gerekiyor. Benim müracaat ettiğimde bunun onda biri yoktu, yıpranıklığı. Müracaat edelden bu yana 1,5 yılda bu hale geldi. Evet, 1,5 yılda. Alttan bir taş gittiği zaman sürekli yıpranıyor artık can. Yani üzerine şimdi bir yağmur, kar yağsa tamamen gidecek. Tabii derin bir iş çekiyoruz, derin bir ah çekiyoruz. Yani. Maalesef ama biz biraz önce konuştuk hocamızla da bir basın toplantısı yapmayı planlıyoruz. Bu konuda taraf olabilecekler kimlerdir? İşte Pak Dosyalarının adına ben yapacağım. İşte hocamız bu konuyla ilgili kitapları var. 180 tane Denizli'de sarnıç olduğunu yazdı.
hepsinin fotoğraflarını çekti, hepsini tek tek metrelerce ölçtü, özelliklerini yazdı. Çok ciddi bir çalışmamız yaptı hocamız. Bu konuda gerekirse sizi de çağıracağız. Umarım bu basın toplantısının sonucunda bu iş kamuya mal edilir ve bir an önce bu bizim güzelimiz eser tekrar eski haline dönüşebilir muhtar bey. İnşallah, yani yetkililerden onu bekliyoruz artık, yani ne yapılması gerekiyorsa yapılsın yani, işte gördüğünüz gibi, yoksa gözümüz baka baka yani gidiyor. Yani bizde bunların çok varından dolayı mı oluyor acaba? Çok var ya bir sürü, hani ya, bu yıkılırsa öbürkü, bu yıkılırsa öbürkü. Yani çok da büyük bir masraflı bir şey de değil bu ama yani. Hani ufak bir şeyle yapılacaktı ama iş gün geçtikçe büyütüyoruz artık işe yani. Tabii kurallarına göre, usulüne göre yapılması tabii ki önemli ama bunun için de gecikmemek gerekiyor. Bunun için de kendi kendine yıkılmasını beklememek gerekiyor. Bir an önce bir çözüm, belki de kışa gelmeden bunun yapılması gerekiyor. Kış geldi mi zaten biter artık canım. Kışa da getirdik mi zaten çıkması mümkün değil kışa yani. Tamam muhtar bey. Peki teşekkür ederim muhtar bey. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet hocam, şimdi biraz önce muhtar bey de görüştük. Şu an çok vahim bir durumdayız. Ama atladığımız bir şeye ben tekrar değinmek istiyorum. Biraz önce keçileri gördük burada ve keçiler sarnıcın içindeydi. Sarnıç ve doğal yaşamla ilgili bize ne söylemek istersiniz? Evet, diğer sarnıçta konuşurken bu sarnıçlar dağlarda çobanların su ihtiyacını görmek için yapılmış sarnıçlardı dedim. Bu sarnıçlar da onlardan bir tanesi. Zaten bugün içerisinde su olan ve ayakta olan sarnıçların geneli dağlardaki çobanların ihtiyaçlarını gördüğü sarnıçlar, şu anda ayakta ve içerisinde su var. Önünde de gördüğünüz gibi hayvanlar var. Bu hayvanlar buradan içiyor sularını. Her türlü hayvan değil mi? Her çobanlar türlü hayvan. Yılanı, evet. Köpeği, kurdu, evet. Çakalı, tilkisi, evet. Tavşanı. Şimdi bu araştırmayı yaparken sarnıçlara tek başıma gezdim ben. Ne zaman dağ başında, ova diplerinde bir sarnıcı yaklaşsa, kuşlar mutlaka o sarnıcın yanından bir tavşan, bir tilki, bir keklik, bir kuş, bir kırlangıç, bir leylek uçtuğunu gördüm. Yani şu anda yaban hayatı için çok önemli bu sarnıçlar. Yani hayvanların sebebi hayatı için gerekli bu sarnıçlar. Onun için bunlar korunması gerekiyor. Görüyorsunuz, şimdi bu sarnıcı gelecek olursak, bu sarnıç... var olan Tavas'taki sarnıçların içerisinde duvarı en kalın olan sarnıç. Evet abi. Duvarının en kalın abi? 120 santim bu sarnıcın duvarının kalınlığı. Diğer sarnıçlar genelde 60 ile 90 arasında değişiyor. Bunu kalın yapmalarının sebebi bu sarnıç harcını toprak kilden yapmışlar. Ve dere taşıyla yapıldığı için bu bir arada tutmak biraz daha güç olduğundan hem geniş tabanı yaymışlar duvarın genişliğini, hem de toprak çabuk yumuşadığından bir yerden delindiği vakit yıkılması çabuk kolay olan sarnıçlardan bu. Yine kubbe şeklinde yapılmış, yine kilit taşı var yukarıda. Kilit taşı var yukarıda. Evet. Fakat şimdi bu şekilde... Ve yazılar yazılmış maalesef, işte etrafta bire şişeleri, rezalet. Evet. Bu sarnıç, Tavas'taki sarnıçların içerisinde en çabuk tamir edilmesi gereken sarnıç. En tehlikeli sarnıç. Muhtar Bey söyledi, kışı çıkaramayabilir dedi. Çıkaramayabilir çünkü neme karşı çok duyarlı bir sarnıç. Şimdi bu sarnıcın en son Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındığını duydum ben. Fakat yani bizim Türkiye'de koruma altına alınan bu tabiat varlıkları veyahut da sanatsal değeri olan tarihi eserler vatandaş tarafından yıkılmasın da kendisi tarafından yıkılsın diye tabii koruma altına alınıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi bunu koruma altına aldın ama bir şey yapmıyorsun, gene yıkılıyor bu yani. Gene gitti. Sonuç değişmiyor. Kahraman kızı kurtarıyor ama kızın kaderi değişmiyor. Evet, Denizli'deki Kültür Müdürlüğü'nü veya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na veyahut da Büyükşehir Kültür Müdürlüğü'nü bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu tarihi eserler, bu kültür varlıklarımızı korumak istiyor isek biz, bu müdürlüklerin, bu resmi kurumların içerisinde mutlaka restorasyon mühendisleri var. Bunların hazır restorasyon planlarını hazırlasınlar, ellerinin altlarında hazır bulundursunlar. Bazıları var ki çok küçük onarımlarla, çok küçük tamiratlarla, çok küçük masraflarla, bin liralık belki, tamiratlarla 50 yıl daha ömrünü uzatabileceğimiz tarihi eserlerimiz var. Bunları illaki resmi kurumların bütçesinden karşılamak diye bir kaydımız, şartımız yok. Bunu gönüllü kuruluşlar da bunun bütçesini karşılıyor. İş adamlarından, köyden, bu konuda... Biraz önce muhtar bey söyledi, biz para toplayalım dedi muhtar bey de. İşte onun için yani resmi kurumlar bir şey yapsınlar lütfen. Sadece hazır restorasyon planını hazırlasınlar, dosyayı koysunlar.
ilgili tamir edecek kişi, kurum gelsin, bunun restorasyon planını elini versinler, kendileri de bunu zaten refakat edecekler bunu ve bunlar yakın zamanda bu harap olmuşlar olan sarnıçları en azından kurtarma şansı. Kesinlikle. Olsun. Evet. Peki sizi tanıyabilir miyiz? Ben Horasan köyünden çobanım. Şunu söyleyeyim, bu sarnıç hala işlevsel mi? Yaralanabiliyor musun? Yaralanırız tabii canım. Tabii kullanırız. Ne düşünüyorsunuz bu sarnıç hakkında? Yani bir arkadaşın dediği gibi işte bir yardım işi yapsın. Hocamız bu konuda kitabı yazan bir insan. Ben bile ona yardım edeyim yani. Öyle mi? Yani, tabii. Yazık değil mi yani bu tabii, yani tabii. Bir... Çok güzel suyu oluyor bunun yani. Öyle mi? Çok soğuk. Sarnıçların suyu hem soğuk oluyor suyu hem dinlendirilmiş ve temizlenmiş oluyor öyle evet, mi abi? Evet. Yağmur suyu olduğunun için kireçsiz oluyor, çok güzel oluyor yani. Hmm. Kaç yıldır böyle bu sarnıç? Bu 2 senedir falan oldu bu, 2-3 senedir. Peki neden ne yetkiler size bir şey yapmıyor? Ya muhtar dedim ben, muhtar bir şey yapalım şunu dedik. Çevreciler yapacak onu dedi, öyle muhtar da. Telaşalı işi çok oluyor. Başka sarnıç var mı abi bunun dışında bildiğiniz? Var, ileride var, o yeni yani. Ta ileride var bak ortalığın kenarında. Orada bir tane daha var öyle mi? Evet, o yeni yer. Öyle mi, yeni mi o? O yeni. Anladım abi. O şu an kullanılıyor mu? O kullanılmıyor yani. Kullanılmıyor, o da kullanılıyor. Peki, teşekkür ederiz abi ama inşallah... İbrahim Bey'in çabalarıyla, sizlerin çabalarıyla bu kültürel varlığımızı yeniden koruma altına alıp inşallah tekrar eski faaliyetine sokacağız. Son olarak İbrahim Bey'e ne söylemek istersiniz? Son olarak yani bu herhalde bu son zamanda bu tabiat varlıkları koruma kurulu tarafından koruma altına alınmış. Madem koruma altına alındı bu hem kültür müdürlüğünden rica ediyorum ben hem tabiat varlıkları koruma kurulundan. Bu kültürel varlıklar eğer koruma kurulu tarafından koruma altına alındıysa hemen yanına bir levha dikilsin. Bir de değil mi öyle bir tanıtıcı bir levha da yapmak gerekir herhalde. Basit bir şey. Bir küçük bir levha dikilsin. Bu sarnıç şu kadar yıllıktır, şu için yapılmıştır, şu tarihte koruma altına alınmıştır. Evet. Diye. Çevre tarafından da bilinsin ve zarar verilmesin en azından gelen geçenler açısından. Çok basit bir şey. Bunu yapmalarında fayda var diye düşünüyorum ben. Sevgili yönetmenim diye istediğiniz bir şey var mı? Duyarlı olmak yeterli diyorum. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun Çoban Bey. Kolay gelsin. Hadi erişler. Kolay gelsin. Antikacılar yaptı efendim böyle. Vay alçaklar. Burada vay şerefsizler. Vay alçaklar. Vay alçaklar. Antikacılar yaptı. Nasıl söyleyelim ya? Söyleyelim. Bütün bu... Şu an kayıtta mısın? Kayıttayım. Söyleyelim. Tamam evet. Bu, evet. Onunla ilgili ne demek istersin? Önce seni dinleyelim. Bu da kim yaptı bunu? Bilmiyoruz ki biz. Antikacılar mı yaptı? Defineciler mi yaptı? Burada şey taşlar var yani. İşlentili eski... Yazılı taşlar vardı, onları götürmüşler yani. Onlar, yazıklar olsun. Ondan sonra böyle bu durumu geldi yani bu. Evet, işleriz. Yani bu şekilde tahrip olmuş sarnıçlar genelde kapı bölgesinden tahrip olmayı başlıyor. Bunun sebebi de şu, bütün sarnıçlarda genelde ya taç bölgesinde ya yan taraflarında kitabesi vardır. Hı hı. Osmanlıca, mermer üzerine yazılmış. Bazı antika avcıları sanki onun çok değeri varmış gibi onları sökmek için başlıyorlar. Hiçbir değeri yok sonuçta. Hiçbir değeri yok aslında. Buradaki durması daha faydalı onun. Yani bunun ne zaman, ne şekilde, kim tarafından yapıldığının konusunda bilgi alıyoruz. Söküldüğü zaman hiçbir değeri yok. Sizin kitabınızda sizin, zaten bunları yapıyorlar. Sizin kitabınızda burası sağlam var mı? Yok. Ben böyle yine bu şekilde miydi? Yaptığımda yıkılmıştı burada. Maalesef. Peki, bakacağız. Teşekkürler. Abi ya, sen çobansın dayı, sen çobansın takım elbise olacak hali yok abi, aşk olsun abi. Evet şu an mutlu bir olaya tesadüf ediyoruz. Aynı zamanda Çoban Bey ile İbrahim Bey okul arkadaşı. Hangi okul arkadaşsınız abi siz? İlkokul mu? Konak. Konaktan. Ortaokul. Hayırlı olsun, ne güzel. Mutlu bir tesadüf.
Bugün denizin önemli bir tarihsel bir gerçekliğini ortaya çıkardık. Denizli ve sarnıçlar. İbrahim Bey'in bu konuda bir kitabı var. 180 tane denizde sarnıç var. Çok önemli işlerde olan, geçmişten günümüze bir köprü olan bunlar, bu tarih eserlerimiz. Bunların neden olduğu, nasıl yapıldığı ve bundan sonra korunması neler yapılması gerektiğini işledik. Ve bu konuyu önümüzdeki günlerde sanıyorum tekrar denizi gündemine alacağız. İnşallah. Umarız ve inşallah sarnıçlarımızı gelecek kuşaklara bize bıraktıkları gibi taşıyacağız. Hoşça kalın. Jump, 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 jump